Arkadaşlar merhabalar bu videomda Meti yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında yamuk ve deltoid konusundaki 10. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite lim testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde bir kenarı x birim olan ABCD karesinin içine EF eşittir 10 birim olacak biçimde ABFE x kenar yamuğu yerleştiriliyor. Sarı boyalı bölgelerin alanları toplamının x'in bir fonksiyonu olarak ifade eden grafik aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere x'e bakacak olursanız kesinlikle ama kesinlikle ondan büyük değil midir? Farz edelim ona eşit olsa. Zaten ondan büyüktür. Ondan küçük olamaz. Ee, ondan küçük olunca şöyle bir yamuk elde edemeyiz. Ee, ona eşit olduğu zaman ne olur? Burası 11 mi olacak? Yani 11 mi olursa burası. O zaman şu uzunluklar eşit olacak. Alan ne olacak? 0 olacak. O zaman ona eşit olduğunda alanı 0 yapan yeri arayabilirsiniz böyle. 10 olduğunda 0 ama 10'dan küçük değerler alır mı arkadaşlar? X almaz. 10'dan küçük değerler almayacak. Bu zaten olmaz. 10'dan küçük değer almayacak. Bu zaten 5'ten dolayı olmaz. En küçük 10 değerini alır. 10'da da 0 değerini alıyor. Sonra 10'dan büyüdükçe X değerleri bizim alanda ne olacak? Artacak. Bu biraz yorumlama. İsterseniz bunu bir de teknik olarak ispatlayalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şuradaki yüksekliğe a diyecek olursak bunun tamamı nedir arkadaşım? Bunun tamamı x olduğundan dolayı burası x eksi a eksi 10 a eşittir. O zaman üçgenin alanı x çarpı a bölü 2 artı e, x çarpı x eksi a eksi 10 bölü 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Şu bölü 2'yi de en son yazayım. Şöyle yazayım. E burada ne yapıyor? x a artı x kare eksi x a eksi 10 x bölü 2 eşit oluyor. Şunlar da birbirini götürüyor. O zaman yukarısı ne yaptı? x kare eksi 10 x bölü 2 eşit oldu. Yani x parantezinde x eksi 10 bölü 2 eşit oldu. Bizim istenilen taralı alan. Şu bir matematiksel olarak yorumlayacak olursak da x kesinlikle ama kesinlikle 10'dan büyüktür arkadaşım. Çünkü 10 yazdığımız zaman ne yapıyor? 0 yapıyor ve 10'dan küçük değer yazdığımız anda alan negatif yapıyor. Alan negatif olamayacağından dolayı kesinlikle 10'dan büyüktür. Hatta 10'a eşit olduğunda alan ne yapıyor? X eşittir 10 için alan 0 oluyor arkadaşlar. X eşittir 10'da 0 olacak ve 10'dan büyük olacak. E, 10'dan X'i büyütecek olursak, 10'dan daha da büyütecek olursak alan da ne yapıyor? Alan değeri daha da büyüdüğünü görüyorsunuz. O da hangi şıkta var arkadaşlar? E diremit şıkkında var. 10'dan küçük değerleri almayacağız. 10 olduğunda 0 olacak. Ve 10'da X 10'dan büyüyecek olursa alan da ne oluyor? Daha da büyümüş oluyor. Evet birinci soruyu böylelikle E diremit bulduk. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki bir pusula gülü, pusula gülü görseli verilmiştir. Pusula gülü üzerindeki yıldız beyaz turuncu renkli 4 eş deltoidden oluşmaktadır. Evet 4 eş deltoidden oluşmaktaymış arkadaşlar. Bu, bu deltoidi şuraya şöyle bir çizeyim isterseniz. Evet şöyle bir deltoid var ve bunların hepsi eş deltoid. Ve dikkat ederseniz eş deltoid ise hocam bunun şurada açısı birbirine eşit. Şurada kaçı da burada kaçı da burada kaçı da. Aa, bunun tamamı kaç derece? 360 olduğu için 360'ı 4'e böldüğümüz zaman her bir açı 90 derece yapıyor. Yani şurası 90 derece olmuş oluyor. Evet bu deltoidlerden her birinin kısa kenar uzunluğu 6 uzun kenar uzunluğu 2 kök 17'ymiş. 6'ya 6 2 kök 17'ye 2 kök 17'ymiş. E o zaman ne yapalım? Köşegenleri çizelim kardeşim. Deltoid değişimiz gücümüz köşegendi. Köşegenleri çizdik. Köşegenleri çizince ve burada x kenar dik üçgen çıktı. Burada kaçtık da 90 ya. Hocam burası 45. 45 oldu. Hatta 45 90'dan burası da 45 oldu. Sonra ne oldu burada? 6 ise bunlar kökke bölünmüş hali. 3 kök diye 3 köklü yapar. E şuraya da bir a diyecek olursam 2 kök 17'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 3 kökkenin karesinden dolayı burası kaç yapıyor? 4 ile 17'nin çarpımı 68 yapıyor. 68'den 18 çıkınca e, burası 68 mi yapıyor? 4 kere 28. Evet 4 kere 1. 78 yapıyor. 78'den de 18 çıkınca kaç yapıyor? Bir saniye ya. 4 kere 28. 4 kere 1 4. E, 5 6 68 eşittir. A kare artı 18 olduğundan dolayı. Burası da A kare eşittir 50 oldu. A kare 50 ise A'yı da buradan kaç buluruz? 5 kökü olarak buluruz. Evet burası da 5 kökü çıktı. Bizden ne isteniyor? Evet pusula gülü yıldızının kapladığı alan kaç santimetre karedir? Bu deltoidin alanından kaç tane var? 4 tane var. 4 tane köşegenler çarpımının yarısı. Bir köşegen kaç? 8 kök 2. Çünkü 3 kök burası. 5 kök burası. 8 kök 2. Şurası da 3 kök olduğundan. Diğer köşegen de 6 kök 2. Yani 8 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Bir tane delta 8'in alanı. Ama 4 tane delta 8 olduğu için 4 ile çarptık bunu. O zaman burası 4 çarpı 48 yaptı. 4 kere 8 32. 4 kere 4 16. 192 mi yapıyor böylelikle? Evet. Cevabımız böylelikle ikinci soruda Denizli yaptı. Geldik üçüncü soruya. Şekil 1'deki zemine paralel duran tablonun askı ipinin uzunluğu 68 santimetre. Arkadaşlar zemine paralelse askı ipi nasıl? Böyle eşit olmak zorunda. Bu da zemine paralelse ip buradaki ip zemine paralel ya şunlar da şöyle birbirine eşit olsun ki şurası zemine paralel olmuş olsun. 68 iken burası kaçtır? 34, 34'tür. Ve tabloya bağlandığı noktalar arasındaki uzaklıkta kaç verilmiş? 60 verilmiş. Ha, arkadaşım şurası da 60 tamam. E ne yapacağız arkadaşlar burada? İşlemimizi yapacağız. Burada bu zemine eşit uzunluktaymış. E, zemine eşit uzunlukta. Yani sen buradan bir dik çizdiğinde ve buradan da bir dik çizdiğinde şöyle şu uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre şuradaki yükseklikler arasındaki farkı bulabiliriz. Değil mi? Evet. Sonuçta bu zemine eşit. Yani tablonun şu, şu aynı yükseklikte olduğuna göre şu uzunlukla şu uzunluk yok. E, bu uzunluk ve bu uzunluğu bulup ona göre yorum yapabiliriz. Gerçi aşağıya kadar çizmemize gerek yok. Şuradan bir yükseklik çizsek. Çünkü bunlar zemin eşit uzunluktaysa bu da bu da zemine eşit uzunluktadır. En azından yüksekliğin ne kadar kısaldığını bulmuş oluruz böylelikle. E x kenar yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? X kenar yamuk ya bu. Şu dikmeleri çiziyorduk. Bu dikmeleri çizdiğimiz zaman hocam burası 28. 60'dan 28 çıkınca 32 kaldı. Bunlar da 16 16 yaptı. E, i̇pin uzunluğu kaçtı? 68'di. 68'den 28 çıkartacak 40. Bunlar da 20 20 yaptı. 16 20 12 16 20 üçgeninden buradaki dik üçgenden buradaki yüksekliği 12 bulduk. E hocam burası 30 30 çizilen yükseklik tabanı keş parçaya böler. Bakın 17'nin iki katı 15'in iki katı burası da 8'in iki katından 16'yı yapacaktır. Evet askı ipi ile tablo arasında kalan bölgenin alanı ilk askı şekline göre nasıl değişmiştir diye soruluyor. Evet buradaki kalana A diyelim burada kalana da B diyelim isterseniz. A alanı neye işte eşit arkadaşlar? A alanı taban çarpı yüksek bölü 2. 60 çarpı 16 bölü 2. Yani 480 yapıyor. Peki B alanını bulalım bakalım. Alt taban artı üst taban yani 78 çarpı 88 özür. 88 çarp yükseklik bölü 2. Şunlar sadeleşti. Işte. 6, 6 kere 8, 48, 6 kere 8, 48, 48, 4 elde var. 4, 52 yapıyor? Evet 528 yaptı arkadaşlar. Önceki alan beyaz alan neydi? 480'di şimdi alan 528 oldu. 528 daha da fazlalaştı. 528'den 480 çıkartırsak o da kaç yapıyor gençler? 48 yapıyor. Yani 48 fazlalaşmış oluyor. 48 santimetre kare artmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız burada ne oldu arkadaşlar? E, 48 yani denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Harun defterinde çizdiği bir düzgün çokgenin iki kenarını uzatıp birleştirerek bir deltoid elde ediyor. Acaba hangi düzgün çokgen bu? Dörtgen olsa düzgün dörtgen karedir. İki kenarını uzattığım zaman maalesef olmaz arkadaşlar. Bir üçgen elde edemem. Ya da bunu uzatıp şunu uzatsam ı -ı, olmuyor. 4 yani kareden olmuyor. Peki beşgenler oluyor mu diye düşünelim arkadaşım. Şu beşgeni şöyle çizecek olursam. Şu beşgeni şöyle çiziyorum. Hatta şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. Heh. Şöyle ve şöyle ve şöyle. İki kenarını uzattığım zaman bir deltoid elde, edeb elde edebilecek miyim bakayım. Evet diyor ki bize iki kenar uzatılıp birleştirerek bir deltoid elde ediliyor. Arkadaş şu kenarını uzatsam. Şu kenarını da uzatsam. Bir deltoid elde ediyor muyum? Evet. Dörtgen oluyor. E beşgende iki kenar kenarı uzattığım zaman bir kenar yok olmuş oluyor. O zaman bir deltoid olmuş oluyor. Çünkü niye? Dış açısı bunun kaç? 72. Dış açısı 72. Şu kenarlı şu kenar birbirine eşit. Bu da düzgün beşgenden dolayı şunlar da birbirine eşit. E dolayısıyla bakın çift çizgiye çizgi çift çizgiye çizgi. Şöyle bir deltoid çıktı mı arkadaşlar? Evet. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. 1 bir, delta 3 çıktı. Olmasaydı 6 gen denerdim. 6 geni uzattığım zaman ama bir şey elde edemem. Şunu uzatsam bunu uzatsam böyle 1 2 3 4 delta olmuyor değil mi? Ee, başka nasıl uzatabilirsin? Mesela şunu uzatsan şunu uzatsan. E, karşılıklı kenarlar paralel. Zaten bunlar birleşmiyor. Hiçbir türlü olmuyor. Sadece bu durum beşgende oluyor. Eee o zaman delta 3 tane iç açısı birbirine eşittir. Evet gerçekten öyle. Hocam burası Burası ve buradaki açılar düzgün çokgenin düzgün beşgenin açısı. Yani 108 derece olduğundan 3 tanesi birbirine eşit oldu. Çünkü deltoidin açıları nereleri? Hocam burası, burası, burası ve burası. Şu 3 tanesi birbirine eşit oldu. E hatta bunlar kaçar derece? 108'er derecedir. 108'er derecedir. E tamam. Birincisi doğru mu? Doğru. Deltoidin uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğu ile kısa köşegen uzunluğunun toplamına eşittir diye soruluyor. Hmm. Şimdi delta uzun kenar uzunluğu çift çizgi artı çizgi. Ama bana diyor ki uzun kenar uzunluğu bir kenar ile e, kısa kenar uzunluğunun toplamına eşittir diyor. Bir tane kısa köşegen çizsem şöyle çizsem. Hocam burası 108 ise bunlar kaç kaç yaptı 36 36 yaptı. E 72 72 burası da 36. Dikkat dikkat 36'ya 36, ya, 36 ya, ikiz kenar çıktı burası da çift çizgi oldu. Aa, güzel bir soruyormuş bu arada. Gerçekten de delta uzun kenar uzunluğu yani çift çizgi ile çizginin toplamı değil mi? kısa kenar uzunluğu ile bakalım eşittir. Kısa kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğu ile köşegen uzunluğu. Evet deltoidin kısa kenar uzunluğu ne? Çizgi artı kısa kenar uzunluğu ile köşegen uzunluğu toplamına eşitmiş. Bak köşegen de çift çizgi. Gerçekten de arkadaşlar e, eşit oldu mu? Burası çizgi artı çift çizgi. E, çizgi artı çift çizgi. Kısa kenar uzunluğuyla şu köşegen uzunluğuna eşit oldu. Yani çizgi artı çift çizgi eşit olmuş oldu. İkincisi de doğru. Güzel bir soru. Deltuit'in alanı kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımının yarısıdır. <laughs> Köşegenler çarpımının yarısıdır ama köşegeni çizdiğin zaman şu köşegenin uzunluğunu bulabilir misin? Bulamazsın. Diğerini de bulamazsın. Bize diyor ki kısa kenar uzunluğu ile şu kısa kenar uzunluğuna kesinlikle ama kesinlikle eşit olmaz. Bu da uzun kenar uzunluğuna kesinlikle ama kesinlikle eşit olmaz. Kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğunun çarpımına eşit olması için şöyle bir şey olması lazımdı. Ancak şuradaki açı deltoidde bakın 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 bakın. Şuradaki açı 90 derece olsaydı A ile B'nin çarpımına eş, yar, yar, yarısına eşit olacaktı? Yo çarpımın yarısına eşit olmazdı. O da o zaman böyle olsaydı A çarpı B bölü 2 burası. Toplam A çarpı B olmuş olurdu arkadaşlar burası. Ee, şu şeye yorumlayalım bir daha. Şu köşegen ve şu köşegenler çarpımın yarısına eşit olacaktır. Bu köşegen kısa kenar uzunluğuna eşit değil ki. Ya da burası uzun kenar uzunluğuna eşit değil ki. Özel bir durum yok. 36-108-108'den şuradaki alanı bulamam arkadaşlar. Ben e, kısa kenarla uzun kenar uzunluğunun çarpımının yarısıdır şeklinde söyleyeyim. Bunun böyle olması için ne olması lazım biliyor musunuz? Ancak aradaki açının doğru. Şu aradaki açının ne olması lazım biliyor musunuz? 150 derece olursa olur. Bak düşünüyoruz. Ya da 130 e, 30 derece olursa. Şurası 150 derece olursa olur. Niye? Burası a çarpı b çarpı sinüs 150 bölü 2 ya. E, burası a çarpı b çarpı sinüs 150 bölü 2. Şunu şöyle yapacak olursanız. Yani e, a çarpı b çarpı e, sinüs 150. 1 bölü 2 bölü 2'den a çarpı b bölü 4 yaptı burası. Burası da a çarpı b bölü 4 yaptı. Toplam a çarpı b bölü 2 eşit oldu. Bak kısa kenarla uzun kenar çarpının yarısı olması için bir delta alanının burada kaçın kaç olması lazım? 150. E burası toplamda 108 derece. Maalesef biz bunu bu şekilde söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden Üçüncüsü kesinlikle ama kesinlikle yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız dördüncü soruda denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Bir kapının etrafına eş iki dik yamuk ve bir ikiz kenar yamuktan oluşan pervaz şekilde gösterildiği gibi monte edilecektir. E bunlar 11 birim on birim verilmiş. Arkadaşım şurada on birim. Şurası da on birim olduğunu söyleyebiliriz. Şu i̇kiz kenar yamukta zaten şu dikmeleri çiziyoruz. Şu dikmeleri çizdik, çizecek olursak Burası 11'in, burası 11'in, burası 11'in, burası 11'in. Burada bir kareler çıktı karşımıza. Peki. Pervaz için monte edilen yamuk parçalardan genişlikleri 10 santimetre ve pervazın mavi ile belirtilen kenarların uzunlukları toplamı 520 santimetre. Hmm, şunların toplamı 520 santimetre. O zaman ben şöyle bir şey desem. Hocam. buraya a, Buraya A desem. Toplam 520 olduğuna göre. Şuraya kaç kaldı o zaman? Hocam şu mavi uzunluklarda iki tane A'yı çıkartacağım şimdi. 10, 20, 30, 40. 520'den 40 çıkarsa 480. Buraya 480 eksi 2 A mı kaldı? Evet. Bak topla bakalım. Kaç yapıyor? 520 yapıyor. Tamam. Her şey çıktı meydana. Devam. Dik yamuk parçaların duvara temas eden yüzeylerin alanları toplamı ise yani şu dik yamuk parçaların şunların duvara temas eden yani bunların arka yüzü aynı zamanda ön yüz olmuş oluyor. Bunların ön yüzleri toplamı ya da arka yüzlerin toplamı ikiz kenar yamuk parçalarının duvara temas eden yüzeyinden 3200 daha fazlaymış. E tamam. Şu diyor ki bize yamuklar yok. Dik yamuklar toplamı. Dik yamuklar toplamı. Neye eşitmiş arkadaşlar? İkiz yamuk. ikiz yamuk toplamı artı 3200 alanına eşitmiş. O zaman dik yamuklar alanlarını bulalım arkadaşlar. Dik yamuklar alanı alt taban artı üst taban. Yani o da ne yapıyor arkadaşlar? 2A artı 10 mu yapıyor? Evet. Şuraya yazıyorum. 2A artı 10. Alt taban artı üst taban. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz de 10 değil mi? 10 bölü 2. Ama bir de çarpı 2 tane var değil mi arkadaşlar bundan? Evet. A artı 10 artı A. Yani 2 artı 10 çarp yükseklik bölü 2. Bundan 2 tane var. Dik yamuklar alanları toplamı. Ee, artı 2. Ikiz... Bu, bu yaptı. Eşitmiş neymiş? İkiz kenar yamuk alanı artı 3200 e eşitmiş. İkiz kenar yamuğun alanı nedir? Alt taban artı üst taban. Yani bu da 500 eksi. <laughs> şurası 500 eksi 2A artı 480 eksi 2A burası. Dikkat edin. Niye 500? Çünkü burada 10 var. Burada da 10 var değil mi? 500 ve 480 toplamı 980 mi yapıyor? Evet 980 eksi 4A alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 artı ne eşit arkadaşlar bu? 3200'e eşit olacak. İşte bunu çözeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şurada bölü 2'ler sadeleşsin. Burası ne yapıyor? 20a artı 100 eşittir. Burada sadeleştirme yapacak olursak 982'ye bölsen kaç yapıyor? 98, 49 mu? 490. Burası da eksi 2a yapıyor. 490 eksi 2, 2a'yı bir de onunla çarpacaksın. 4900 eksi 20 a artı 3200 e mi eşit oldu. Evet. Şimdi buradan gerekli işlemleri yapalım. Öbür tarafa atınca bunu. Hocam burası 40 a yaptı. Eşittir. Sonra 4900 4800 yaptı bu. 100 buraya gelince. 4800 artı 3200 8000 yapıyor. Buradan da a'yı kaç buluruz? 8000'i 40'a böldüğümüz zaman 200 olarak buluruz. E, 200'ü yazalım o zaman burada. A yerine 200 yazdığımız zaman burası uzun kenar 200 oldu. 480 eksi 400 burası da 80 olmuş oldu. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? 200 ile 80'in çarpımı isteniyor. Çünkü kapı boşluğunun alanı. O da kaçtı? 200 ile 80'in çarpımı. 200 ile 80'in çarpımı kaç yapıyor arkadaşım? 1600 yapıyor ya da 16000 yapıyor pardon. Cevabımız böylelikle C han çıktı ve geldik sonraki soruya. Bir elektronik mağazasında ürünlerin tanıtımları için aşağıda santimetre cinsinden ölçüleri verilen şeffaf dik yamuk kart tutucuları kullanılmaktadır. Evet şöyle bir şey kullanılmış arkadaşım. Şuradan bir dik çizdiğim zaman ben hemen bu verilen bilgiyi kullanayım. Dörtgen burası da 4 oldu. Burası 20 oldu. 20, 20 kök. X kenar dik üçgenden dolayı burası da 20 oldu. Yani şuradaki uzunluğu kaç bulduk arkadaşlar? Biz 20 bulduk. Sonra e, bir kart ton koymuşlar. Şu iki farklı şekilde konumu verilmiş. İşte bize bunların nesi isteniyor arkadaşlar? Buna göre kartın şeffaf kart tutucu dışında kalan bir yüzeyinin alanı şekil 1'den şekil 2'ye geçinceye kadar nasıl değişir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani ben şuradaki alanları bulsam, alanların o kadar artıp azaldığını bulabilirim. E o zaman ben şuradaki uzunlukları biliyorum. Şuraları kaç? 4, 20 ve 24. Evet burası 4, burası 20 ve burası 24. E burası da 90 derece değil mi? Evet. E ne yapacağız burada? Alfa beta'ya dalalım. Alfa beta alfa beta'ya dalacak olursak. Hocam şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Aynı şey burada da gelecek ama bakalım burada bir deneyelim bakalım. Şuraya bir x dersek burası ne oluyor? 20 eksi x oluyor. Benzerlik yapalım. Alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 24 e oranı. x bölü 24 eşittir. Betanın karşısı 4 bölü betanın karşısı 20 eksi x. 4 bölü 20 eksi x oldu. Buradan 20 x eksi x kare eşittir 96 yaptı. Hepsini öbür tarafa toplayalım. 0 eşittir. x kare eksi 20 eksi, eksi 96 yapıyor. E, bu kaça kaç yapıyor arkadaşlar? 16'ya 6 olsa olmaz. 12'ye 8 olsa olur. 12'ye 8 dediğimizde tabi burası artı 96. Çünkü hepsini sağ tarafa topladım. 12 ile 8'i çarpımı 96. Ve toplamları da neyi veriyor arkadaşlar? Eksi 12'ye eksi 8 dersem çarpımları artı 96. Toplamları da eksi 20'yi veriyor. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman buradan x eksi 12'ye x eksi 8 geldi. Vay çok güzel bir soruymuş. Eşit 0 tabii ki bu. Bu eşit 0'dan şu eşit 0'dan x ne gelir? 12 gelir. Şu eşit 0'dan x'i kaç buluruz? 8 buluruz. Hocam iki farklı durum var zaten bak burada. x yerine 8 yazdığımızda burası 8. Burası kaç çıktı? 12 çıktı. Bir de x yerine 12 yazdığımızda da o zaman hocam burası 12 olur. Burası da kaç olur? 8 olur değil mi? 12 yazdığımızda 8 olur. Evet. Gerçekten güzel bir soruyormuş. Demek ki şöyle bir kağıda dikdörtgen şeklindeki bir şey koyduğunuz zaman iki farklı şekilde şu köşesi zemine değiyormuş. Şurası 8 olduğunda bir de burası 12 olduğunda. Farklı bir durum yok. Diğer türlü de konulabilir ama buradaki köşe nerede kalır arkadaşlar? Havada kalır. Bakın x'in 2 değeri çıktı burada. Heh bizden ne diyor? Şu alanları yorumlayacağız şimdi. 4 8 ise burası 4 kök 5. 12 24 ise burası 12 kök 5 yapar. Şurası da kaçtı? 4. 4 12 ise hani 4 çarpı 1 4 çarpı bakın burası 4 çarpı 1 burası 4 çarpı 3 e, 4 çarpı burası da kare küçüğüne 1'in karesi artı 3'ün karesinden burası 4 kök 10 geldi. Burası da 8'e 24 yine 1'e 3 oran var burada. Burası da 8 kök şey geldi 10 geldi. Ya da burada o 4 8 oldu ya 1'e 2 oran var 4 kök 10 burası da 8 kök 10 oldu. Şu üçgenin alanını bulalım. 4 kök 5 çarpı 12 kök 5 bölü 2. 4 kök 5 çarpı 12 kök 5 bölü 2. E burası da kaç çıkıyor arkadaşım? Şunla şu sadeleşti. 6 kaldı. 24 ile 5'i çarp 5, 5 k 4 20 120 yapıyor. Evet burada kalanı 120 buldum. Sonra şurada kalanı bulalım. Bu da 4 kök 10 çarpı 8 kök 10 bölü 2. 16 çarpı 10'dan 160 yaptı burası da. Evet burada kalan da 160. Şimdi dikkat edin. Şu alan 120 iken bu alan 160. Buradaki alan daha fazla değil mi? Evet. Eee... Bu alana daha doğrusu şu alanın tamamına A diyecek olursam e, tamamı A ise buradaki alan A eksi 120 değil midir? Evet. Buradaki alan nedir? A eksi 160 değil midir? Evet. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Buradan buraya alanlarda bir bakın şuradaki alan azaldı değil mi? Ne kadar azalmış oldu arkadaşlar? 40 azalmış oldu. O zaman cevabımız ne oldu? Yani A eksi 120'den A eksi 160 oldu. Bu daha az değil mi? Evet ne kadar azaldığını nasıl buluruz? Bu büyükten küçüğü çıkartırız. Yani şundan şunu çıkartacak olursak. A eksi 120 eksi A artı 160 olduğundan dolayı bu da 40 yapmış oldu. Yani ne kadar azalmış oldu arkadaşlar? 40 santimetre kare azalmış oldu. Ya da direkt üçgenlerden de belli. Burası buradaki üçgen 120 burada kal üçgenin alanı 160. E 160 eksi 120'den 40 azaldığını da söyleyebiliriz de biraz da teknik olarak bahsetmek istedim size. Ve güzel bir soruymuş. Gerçekten çok hoş bir soruymuş. Sınavda da çıkmaya aday bir soru arkadaşlar. Çünkü x'in iki değeri çıkıyor. iki değerinde bu zemine değmiş oluyor böyle. Bir 8 olduğunda bir de 12 olduğunda zemine değiyor. Diğer türlü ki durumlarda şunlar köşelere değdiği zaman şuradaki nokta yukarıda kalmış olacak. Gerçekten çok böyle yeni nesil bir soru arkadaşım. Ya böyle soruları buluyorsunuz ya. Metin Hocam, Gökhan Hocam teşekkürler. Vallahi teşekkürler. Evet böylelikle 10. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 11. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.